İçini bile bakın, içini. İçini. Hatice Hanım'ın kızı Büşra Nur 3 Aralık'ta evden kaçıyor. 23 Aralık'ta Güven Kara Hasan'la nikah masasına oturuyor. Ya sen Dinçer'sin diye Dinçer. Benim soy ismim Kostakoğlu. Eşimin soy ismi Dinçer. Sevmiyor musun kocanın soyadını? Seviyorum. Ne demek? İki soy ismi de seviyorum. Ha, iki soy. Ama işte insanların soyadlarıyla isimleri, hayattaki duruşları aynı değil ki yani. Hayır, anlamadım. Şimdi sen Güven'i gömeceksin böyle, ya. Böyle tertemiz soy ismi taşıyan Kostakoğullarını, Dinçer soy ismini taşıyan bir insanlara... Çok sevdiğim mahvetti biri bizi, mahvetti. Güven, sülalemi mahvetti. Güven, sizin vallahi bu konudaki ailece, oğlum bak söyleyeyim, en büyük yanlışınız, bence hatanız, bu kızla kaçmadan önce bu ailenin kapısını 3-5 kere aşındırsaydınız olurdu. Sonrasında evet, da kalkıp... Ben de onu istiyorum. Annenin, hata yaptık diyorum ben. Annenin babanın elini öpmeme yanına konusundaki geldim, gösterdiğiniz tavırda da, sizin o zaman hatanız. Şimdi Büşra Nur yanında mı? Evet. Bir alabilir miyim Büşra Nur'u? Tabii ki abi, ablacığım ne demek. Mutlu musunuz peki? Allah'a çok şükür abla. Allah'a çok şükür. Bak. Peki, şimdi soracağım kızına baskı yapılıyor mu diye. Veriyorum abla. Ver. Köyde yaşıyorlar zaten onlar herhalde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Büşra Nur, nasılsın? Hayırlı yayınlar. Kurban olurum sana yavrum. Önce Büşra Nur, mutlu musun? Ciğerimin içisin yavrum. Evet, senin... biz... Canımsın yavrum, canımsın. Bir... O sana evet, hiç layık yavrum. Biz yüzü çok seviyoruz ve mutluyuz. Hayır, evlendik, korkuyorsun, sana baskı yapıyor. Bana böyle yaptın telefonda. Hayır, hiç baskı yapmıyor bana. Peki Büşra Nur, annenin iddialarını sormak istiyorum. Ne? Savcılığa gittik. İfademizi verdik ama kocama orada saldırdılar. Saldırıya uğradı küçük kardeşim, abimle. Annem saldırıya uğradı orada. Neden saldırdığımı sordun mu? Yani zorla kaçırılman, alıkolman, baskıyla orada durman söz konusu mu? Sebebi neydi? Kendim severek kaçtı. Seni severek. Bana niye gösterdi? Kaç yıldır arkadaşlık... Hatice Hanım. Bir yıldır. Bir yıldır. Diğer nişanı ne zaman attın? Nişanı 3 Aralık 2020. Nişanına, Cuma dedin ki günü. Bana nişanıma inadıma kaçtım dedin. Hayır. Bir gece ben önce, öyle bir şey demedim. İki gece önce nişanına görüştün. 2 gece önce nişanına görüştün. Aksi paraları bana verdin. Hatice. Dedin ki nişanıma gideyim teyze, dedin. Rica ediyorum. Dedin ki nişanıma inadıma yapacağım bu işi dedin. Bir dakika. Ben inadıma yapacağım diye bir şey söylemedim. Büşra Nur neden kaçtığını... Hatice Hanım çıkartırım dışarı. Abi, siz, çıkartırım dışarı. Hayır. Neden kaçtığını anlatır mısın? Hem nişanlısın hem de... Evet, nişanlıyım. Biz bir yıldır tanışıyoruz. Hı hı. Facebook'tan, kızım, nişanına giremedik. Nişanlığına evet. Beraber görüşüyoruz. Nişanlığına gene mi tanıştın? Biz kaçmaya karar verdik. Peki. Ben istemle kaçtım. Karar verdim. Yalan. O da kendi isteğiyle kaçtı. Biz birbirimizi peki anneciğim. Kaçtık birbirimizi severek. Nişanlılık hani evlilik gibi değil ki. Yani o nişanı atabilirdin. Evet. Niye nişanlıyken kaçtın? Hayır, nişanlıyken kaçmadım. Ben nişanlımdan ayrıldıktan sonra kaçtım. Ayrıldıktan sonra kaçtın. Evet. Peki. Hayatında hiçbir zaman yüzüm gülmez. Yalan konuşma yavrum. Hayır. O pis komat bir insan. Pis komat. Şu anda ekip arkadaşlarım ben bana bir... Ben ayrıldıktan sonra kaçtım. O var o. O pis komat, pis komat. Şimdi Büşra Nur, ekip arkadaşlarım bana bir... Seviyoruz, mutluyuz, kaçtık ve böyle bir hata yaptık. Sevmiyorum hiçbir zaman. Sen benim başımın üstünde yerim var. Her zaman sana benim kucaklarım açık yavrum. Sen gel. Hamile misin? Büşra Nur, bekle. Bekle. Büşra Nur. Sen benim canımsın, ciğerimin bir parçasısın. Hatice teyze, hamile misin Büşra Nur? Evet. Yalan. Büşra Nur hanım. Yalan. Sana sordum, savcılığa... Hayır. İki haftalık. Çok erken öğrenmiş beni. İki haftalık hamileliği. Dinle buraya beni gel, dinle. Buraya 2 ay, buraya bekle. Geleli. Kızım ha, ne kadar onca çocuk da doğursan
10 çocuğun da olsa seni o Güven Kara sana yar etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Alkışlayın bayan. Etmeyeceğim. O yalan söylüyor, sevmiyor. Yalan söylüyor, sevmiyor. Kocam hiçbir zaman yalan konuşmadı. Telefonla benimle görüşün de bana anne dedin, sus dedin anne dedin. Güven beni görecek dedin, sus dedin. Bana sus dedi. Bir sor bakalım hangisi doğruydu de. Bana sus dediğin mi doğruydu şu anda söylediğin mi? Bana niye sus dedin böyle telefonda? Sana kucak açtım da Güven geri sus dedin. Demedin mi kız? Neden yalan konuşuyor? Esra abla kızım, yalan söylüyor. Vücutların hep konuşma. İğne yarası. Vücutların tamam. İğne yarası. Hatice sana teyze ayırt, sen dur şuraya geç. Beynini hep yıkadı. Erdin sen de annen. Hayır hiç madde kullandırmadı. Dur. Hiçbir şey yok. Var yavrum. Hatice teyze. Bir dakika. Büşra Nur. Neden? Nişanlı. Çok özür. Bak hayatım nişanlısın. Nişanlıydım. Tamam. Ama ayrıldım. Tamam. 3 Aralık, 2 Aralık'ta nişana attın. 3 Aralık'ta Güven'le kaçtın. 4 Aralık 2019'da nişanlandım. Evet. Çarşamba günü. Detaya kadar. Kızım sen o dağın başında, yaylanın başında davar mı götürecek? Sana davar götürecek. Neden? Dava. Peki bu nişanlılığı sen niye sürdürdün? Sen bilmesin, inek bilmesin, dana bilmesin. Ya öğrenir hepsini. Bırak öğrensin. Hayır, asla yapamayacak. Karnındaki çocuğu doğuracak, bir tane daha doğuracak, iki tane çocuk yaptık yanıma gelecek. Ben kızımı biliyorum. Kızım hiçbir bir bardak suyunu da babası veriyordu. Abiler veriyor, ben veriyordum. Bir bardak suyu bile alıp içmeyen bir kız. Yalan bir bardak suyu içemeyen kızın evden kaçıyor ama. Hayır, onu nasıl beceriyor? Kaçırıyor. Yapmayın Allah aşkına kaçırıyor. Ya. Bakar mısın bir bardak su içemiyor. Hem nişanlı. Kaçırıyor. Hatice teyze çok yakın temasta da olmak istemiyorum. Gel, bak, otur, Facebook'ta şunu anlamadım. Bu nişanlılık zorla bir nişanlılık mıydı? Büşra Nur. Otur. Efendim Esra ya abla. Ya diğer nişanlılığın, şimdi artık evlendin, barklandın da diğer nişanlılığın zoraki baskıyla yapılan bir nişanlılık mıydı? Bir de hayır. E niye o zaman onunla nişanlıyken sen Güven'le yazışıp ona kaçıyorsun? Ben onunla nişanlıyken değil, nişanlımla ayrıldıktan sonra, bir müddet sonra onunla evlenmeye karar verdim, kaçtık biz sevgilimize. 3 Aralık 2019'da mı ayrıldın nişanlından, 3 Aralık 2020'de mi? 2020'de ayrıldım. 2020'de ayrıldın tek günde. Niye gidiyordun bana nişanın yanına devamlı taksi çarptı? Nereye gidiyordun nişanın yanına? Hatice teyze Allah rızası için bak. 3 Aralık 2020 dedin bundan neredeyse bir ay önce. Evet 2019'da da nişanlandım 4 Aralık. Kızım kaçırmadan önce 3 gün önce nişanın yanına niye gittin madem neden gittin? 3 defa gittin. Anneciğim sen hem nişanlısın hem sosyal medyada. Hatice teyze 2 dakikalım. Vallahi bak kafam kaldırmıyor. Vallahi kaldırmıyor. 3 Aralık sen hem nişanlısın hem internette Güven'le yazışıyorsun ya. O nişanlılığa ben mecburiyetin... Hayır, nişanlımdan ayrıldım diyorum. Ay, eşiniz diyor ki Güven Bey yanınızdaki eşiniz bir yıldır diyor. Bir yıldır konuşuyoruz biz diyor, tanışıyoruz diyor. Bak çıkartırım, sessiz kalırsan burada kalırsın. Tamam mı? Benim adım sessiz kalacağım da buraya niye getirdim? Ben konuşmam istiyorum ya. Konuşmak, konuşturacağım da şunu anlamak istiyorum. Bak Hatice teyze ortada daha... Ben buraya niçin geldim? Konuşmaya geldim. Belki de bir şey söyleyeceğim. Senin kızın çok hani saf kalplidir diyorsun ya. Bu kız nişanlıyken aynı zamanda internette başka bir çocukla görüşüyor. Nişanlılığı attığı gün Güven'le kaçıyor. Burada da zaten sağlıksız olamaz. Bir durum nişan var. Var diyor ya. Bir hafta dedi nişan Güven bana bir hafta o zaman dedi. Senin dediğin doğru çıkıyor. Kızım bak. Ama bak, bir konuştursan ama, şunu. Dur abi konuştur. Bir konuştursan Büşra'yı. Tamam konuşsun. Konuşsun abi sus. Yanında Büşra Nur. Cani onu efendim? Baskı yapıyor. Bir sen anlat bakayım. 3 Aralık 2020'de nişana attın. Ertesi aynı günde Güven'le kaçtın değil mi? Evet. Güven'le kaç yıldır tanışıyorsun? Bir yıl oldu neredeyse. Yani 2019'da, 2019'dan 2020 yılına kadar Güven'le arkadaşlık yapıyordun. Nişanlandım. 2020'de ayrıldık. 3 Ocak. Hı. 2020'de ayrıldık. Ve ondan sonra da ben Güven'le konuşmaya başladım Instagram üzerinden. Anladım. Sen ne yaptığını biliyor musun? Güven'le zaten ben anlatmıştım. Güven'le konuşuyorduk biz. Anneciğim niye kaçıyorsun? Gelseydin Allah'ın emriyle seni isteselerdi ailenden. Niye gelip istemediler seni? Ya bu korona dönemesinde istemediler. Ben de hem de istemedim. Korona zamanında kaçmak serbest, istemek olmuyor yani. Büşra.
Büşra Nur. Efendim Esra abla. Anlıyor musun beni? Bir anlat işte, seni dinlemek istiyorum. Tamam, annem... anlatıyorum. Ben nişanlımdan ayrıldım. Ah, onu anladım. Ondan sonra güvenle tanıştım. Instagram üzerinden. Hı hı. Seviyorsun yani, güvene güveniyorsun. Evet, güveniyorum. Seviyorum, biz birbirimizi seviyoruz. Kaç gündür aşık oldunuz? Nişanı niye attın peki? Biz anlaşamıyorduk birbirimizle. Bak, çok enteresan değil mi? Nişanlısın, nişanlınla yüz yüze görüşüyordu değil mi Erdinç? Her zaman, evet, her zaman. Görüşüyordun. Evet, 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 yani onunla konuştukça anlaşamadığını anladın. Nişanlılık bu yüzden önemli. Ama sen internette tanıştığın güvene güvendin ve kaçtın. Ya 3 gün sonra annenin dediği gibi mutsuz olursan? Esra Hanım. Nişanlınla Güven Bey birbirini tanıyor mu? Hayır, tanımıyorlar. Anne hanım acaba aynı yaylada piknik yapmışlar. Onu oraya nereden getirdin? Bununla onun yeri ayrı. Buraya çağırmış. Piknik arada yapmışlar. Nasıl, nereden tanıyordu da yetti? Sen kaçmadan önce? Eski nişanlısı buna kötülük yaptığı için bununla şeye gitmiş yani geceleri yani. Yani gece, yani gece onun yanına gitmiş yani ona kötülük yapmış. Bekir. Kaçtı. Ondan sonra ona hesap sormaya gidiyordu her gece. Kim? Taksici benim kızım Büşra Nur, ona hesap sormaya gidiyordu. Gece gidiyordu. Gece gidiyordu. Evet, gece Bekir'e gidiyordu. Niçin gece gidiyordu biliyor musun? Neden? Bekir eve girmiyordu. Hep saat 2'de 3'te geliyordu eve gece. Evet. Onun hangi yolda gezdiği belli değildi. Peki gece mesela Büşra Nur Bekir'i bulmak için kaçta evden çıkıyordu? 12, 2, 1. Kimle gidiyordu? Kapımızda dolmuş taksimiz var, çağırıyordu. Gece? Abisine, evet, gece gidiyordu. Abinin arkası, evet, arkadaşı, evet, taksici. Ona çağırıyordu. Parayı annem babam verecek diyordu, gidiyordu. Sabaha kadar dışarıda mıydı? Değil. 2-3 Baba, saat. Babası 2-3 saat değil canım. Babası gidiyordu hemen peşinden. Büşra neredesin diye telefon çaldırıyor. Diyor ki Bekir'e hesap sormaya gittim baba diyor. Sonra mı hesabı? O sürekli mi böyle geceleri evden kaçıyordu? Kaçmadan bir hafta önce. Şikayetçi oldunuz mu? Bekir'den şikayetçi oldunuz mu? Bu eski nişanlısı iddianıza göre sizin akrabanız. Eşimin akrabası. Tamam, ama akraba senin akrabadır akraba yani. Davacı oldum. Şikayetçi oldunuz mu? Müftüre dilekçe verdim. Müftüre değil, savcılığa gideceğiz. Jandarmaya da gittim, adliyeye de verdim. Ve avukatım var, avukatıma da gittim. Ne dediniz? Büşra da gitti çocuk mi? Çocuk bana dedi ki, anne dedi bana... Duysun herkes, onu rezil edeceğim. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Inadına, peki, ona inadına... Hatice teyze, kızın gece 12'de niye Bekir'i aramaya gidiyor? Ona diyor, anne diyor. Bana hesap soracağım diyor. Ona hesap soracağım diye. Beni neden nişanımı attı diye. Bekir mi nişanı attı? Evet. Ha, siz atmadınız nişanı. Yok, Bekir attı. Bekir niye kız şeyi Büşra Nur'u istemedi? Neden istemedi? Büşra dedi ki ona, anne dedi her telefon açayım dedi, dışarıda saat 12'de 1'de dedi. Aha. Bekir yanında kim var? Arkadaşım. Hem bir iddiada bulunuyorsunuz hem de aslında Büşra Nur'u hiç istemeyen Bekir. Şimdi dinle beni. Bekir Hatice Hanım şeyi de karıştırdım. Ben zorla nişan yaptı dediniz. Bak kafam karıştı. Siz dediniz ki zorla nişan yaptı dediniz. Zorla nişan da nişanı atan siz olmanız gerekirken Bekir atmış nişanı. Balım dinle. Önce Bekir'in ailesi yiyordu bu kızın istemesinden. Bekir'in ailesi dedi ki Bekir'e niye bizim haberimiz olmadan dedi başkasına gittin bu kızı istedin dedi. Şimdi onun öbür için nişanı da Bekir'in ailesi attığı için arada da bir husumet var anladığım kadarıyla. Tabii. Büşra Nur. Efendim Büşra Nur. Sen o nişanlılıkta aslında istenmeyen kişiydin anladığım kadarıyla. Doğru mu? Bir taraf istemiyordun. He? Nişanlıyken. Evet yani. İstenmiyor muydun? Evet. İstenmiyordun. O nişanlılığı sürdürmek isteyen kişi sen miydin? Nişanlılığı sürdürmek isteyen kişi bendim, evet. Anladım. Peki güvene nasıl güvendiğini bir anlatır ben mısınız? Ben nişanlıyken güvenle zaten konuşuyordum. Ama güven bunu güvenle konuşunca, eğlenince söyledim ben buna. Peki nişanlı olduğunu biliyor muydu güven o zamanlarda? Evet biliyordu. Biliyordu. O ben da seninle görüşmeye anlattım. Devam ediyordu. E sen niye peki Bekir'i gecelerin bir saati aramaya gidiyordun? Eve geldi ya mi gelmedi mi diye. Doğru mu konuşuyor, neden yalan mı söylüyor diye. Evlenelim mi istedin? Ayrıldıktan sonra da gidiyordum. Niye? Doğru. Söyle niçin gittiğini söyle. Şşt.
Neden yani gidiyordun? Gidiyordum. Onu ben bilmiyorum. Yani gidiyordum. Nikah yaptın söyle, diye söyle, mi? Söyle kızım, korkma söyle. Niye söylemiyorsun? Büşra Hanım, seninle evlensin mi istedin? Nikah yapalım mı diye konuşmaya mı gidiyordun? Evet. Evet. Bak, o da... Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben... Normalde ben bunların hiçbirini konuşmayacaktım. Fakat annen senin bu kişiyle tanışmana aracı olan kişinin eski nişanlın olduğunu iddia etti. Evet. Eski nişanlının seni mağdur ettiğini söyledi. Sonra Güven'le Bekir'in bir dakika Güven'le Bekir'in tanıştığını söyledi. Sen diyorsun ki ben nişanlıyken aynı zamanda Güven'le de görüşüyordum diyorsun. Ortada zaten karma karışık bir tablo var. Bundan çıkılması çok zor. Sadece ben şundan emin olmak istiyorum. Yapmış olduğun evlilikten, kurmuş olduğun yuvadan ve kendinden emin misin? Evet, kendimden eminim. Kurmuş olduğun yuvada mutluyum ve biz Güven'le mutluyuz. Ailenle barışmak istiyor musun? Sıcak annenle barışmak? Çıktın. Şu an istemiyorum. Bu benim isteyeceğim, benim... Bana bir sebep söyle. Hayır, bana bir sebep bana söyle. Ne dedi? Kızın ölene kadar bu yurda yayılada yaşayacak dedi. Ben yine inek gidecek, davar gidecek dedi. Ona kabilsin değil mi? İneği bile bilmişsin. Ya nasıl? Bırak onun seçimi, yapsın bir görsün. Şehire gelseler çocuk... damat kabul mü Hatice Hanım? Nasıl? Şehirde damadın bir işi olsa. Hayır. Doğal gazla eve taşınsalar. Etmiyorum taşınsalar. Çünkü bak Allah rızası için, peygamberin sünneti için bana gelecekti. Ben bir anne babayım. Gelecekti, benim rızamı alacaktı, kızımı isteyecekti, bir Hatice çiçek alacaktı. Dedim, oraya gelene kadar karma karışık bir sürü şeyler var. Bir çubuk alacaktı, 5 lira, 10 bin lira. Benim rızamı alacaktı, benim abinleri özledin mi? Allah'ın emri böyle. Dur. Peygamberin sünneti böyle. Hayır. Abini özledin mi Erdinç abini? Hayır. Neden? Bak bir abi, merhaba. Abin sana, abi büyüttü seni. Abin sana sorar, Allah sorar sana. Geldiğimizde ben ailemle konuştum, görüştüm zaten. Ne dedin onlara? İki tane abilerin büyüttü seni yavrum. Onlarla görüştüm, onlar benimle görüştüler. Evet. İçime de saldırdılar yani. Yalan. Tamam, saldırdılar. Peki, hani o günün şartlarında senin kaçmanla vermiş oldukları yanlış bir tepki. Bu saatten sonra artık evlendin ve hamileyim diyorsun. Evet. Gelip ailenle barışmak ister misin? Ben böyle bir şeye aracılık etmek isterim. Ben barışmak istemiyorum. Niye? Ben öyle istiyorum. Sen o çocuğu kucaklarına al diye yanıma gelirsen ben sana sorarım o zaman. Sorarım. Çünkü o... Birbirimizi seviyoruz yani. Bak. Ya tamam, seviyorsunuz. Kimse sizi ayıramaz. Sen boşanmak istediğinde ayrılırsın. Şunu söylüyorum. Üçüncü eşisin, üçüncü. Annenin iki arada... İki kişiyi daha kandırmış gitmiş. Kaç evlilik yapmış Güven? Hatice teyze. İki tane bak teyzinde... Bak benim teyzine atmıştır o benim eşim, oğlum sana. Teyzinde ne diyor? İki tane eşini yolcu ettin diyor Güven arkadaşı, samimi arkadaşı. Evet. Teyzinde yazmış. Üçüncüsü de garanti mi diyor? Biri de değil ki kahkaha atıyor. Ha diye bakarız diye garantiliği, üçüncü yayın garantili ne o diyor? O ikisi ilişki mi, evlilik mi? Onu bilemem ama annesi, onun ben savcılığa gittim, Bulancak savcılığına. Orada onları çok iyi bir tanıyan kadın bana dedi ki, kızım dedi, Güven'in dedi bu üçüncü karısı. Güven'in iki çocuğu var birinci karıdan. Bir soralım, bir çocuğu var ikinci karıdan dedi. Bir şey anlıyor, Güven yanında mı? Dedi. Birisi evet. Sağlam ikinci karıdan. Çocukları var mı Güven'in daha önceki evliliklerinden? Varsa daha önce bakayım. Hiçbir evlilik yapmamıştır Güven. Yalan konuşma. Dini nikahlı beraberliği var mı? Sus. Hayır. Pazardaki çocukları var mı? Mağazes. Pazarda ben pazarca gebeyim. Hiçbir evlilik yapmamıştır. Çocuk mu bu ya, yani bu... sildiğinde defterden, bakkal defterinden silinsin? Güven, Güven, bir Güven'i alabilir miyim? Belki de nikahı hiç getirmedi. O kadın öyle bir... Güven Bey, merhaba. Merhaba ablacığım. Daha önce evlilik yaptınız mı? Hayır ablacığım. Dini nikahlı beraberliğiniz oldu mu? Hayır ablacığım. Bu ilişkilerden dünyaya gelen... Erdinç, Allah rızası için ne olur bak sana güveniyorum. Bu ilişkilerden dünyaya gelen çocuklarınız var mı? Hayır ablacığım. Evet. Tekrar soruyorum, çocuklarınız var mı? Hayır ablacığım. Peki, yokmuş. Annen niye dedi madem? Ablacığım, orada, pazarda normalde niye dedi? Esra ablacığım. Senin kızın sadece çocuklara bakacak dedi. İki lira sakar çocuk evet, var dedi. Evet, son cümle. Öyle... Hatice teyzeciğim bak, milyonların önünde yalan söylüyor.
hadi anneyi de uğurlayalım tamam, şimdi buradan bakacağım. Hatice teyzeyi de gel gel. Buradan buradan Hatice teyze yarın devam edeceğim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.